Hobevim örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tığla hazırlayacağımız güzel bir örgü modeli hazırladım sizler için. Alize Diva marka iple hazırladım. İlk modelimi beyaz renk ip kullandım. Şimdi bebe yünüyle aynı modeli hazırlayacağım. Videonun sonunda iki ipin de ayrı ayrı farklarını birlikte görelim istedim. Alize Diva bildiğiniz gibi koton bir ip ve daha ince. Bebe yünü ise daha kalın. Dokusu daha farklı, daha dolgun bir ip. 3 numara tığ kullanıyorum modelimi hazırlarken. Hemen yapılışına geçiyorum. Modelime zincir çekerek başlayacağım. Modelimizde çalışacağımız ürünün boyutuna göre zincir çekebilirsiniz. Herhangi bir kuralı yok. Tek ya da çift zincir gerekmiyor. İstediğiniz kadar. Dediğim gibi çalışacağınız ürünün boyutuna göre zincirinizi hazırlayabilirsiniz. Bir miktar daha fazla yaparsanız zinciri daha iyi olur. Çünkü modelimizi çalıştığımızda biraz küçülecektir. Ona göre ayarlayın. Ben şimdi ufak bir parça da hazırlayacağım sizler için. Biraz gevşek çekiyorum zincirlerimi. İlk sırada daha rahat çalışabileyim diye. Bir miktar zincir çekerek başladık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir sayıyorum. 7. zincire bir kez üzerine dolayacağım tığımın. 7. zincire batıyorum. 2'li trabzan yapacağım. 1, 2. Tekrar aldım tığımın üzerine. Aynı yere batıyorum yine. İkinci kez ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çektim. Bir kez daha doladım tığıma. Yine aynı yere batarak bir kez daha trabzan yapıyorum. Yine ikili trabzan. Tekrar aldım. Zincir çekmeden bu kez. İkinci kez yine ikili trabzan yaptım. İki tane ikili trabzanım var. Arada da iki zincirim var arkadaşlar. Şimdi yine hiç zincir çekmedim. Bir kez tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum. İkili trabzan yapacağım yine. 1, 2 kere de çıktık. Şimdi biraz bu zincir bol gibi gözüküyor. Ama modeli üzerine çalışınca düzelecek arkadaşlar. Daha sık yaparsak çekme yapıyor. O yüzden mutlaka 5. zincire batmanızı öneriyorum. Şimdi tekrar aldım tığımın üzerine. Yine aynı yere batacağım. İkinci trabzanımı yapmak için. Yine 2 kez. 1, 2. 2 kere de çıktım. 1, 2 zincir çektim. 2 trabzandan sonra tekrar 2 trabzan daha aynı yere batarak, yine aynı zincirin içerisine batarak tığımı yine 2 trabzan daha yapıyorum. Yavaş yavaş yapıyorum ki arkadaşlar anlaşılır olsun diye. Lütfen yorum kısmına yavaş ya da hızlı anlattığıma dair düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer çok hızlı anlatıyorsam beni uyarın ki ben de bir dahaki videomda daha dikkatli olabileyim. Yine ikinci modelimiz de hazır. Yine hiç zincir çekmiyorum. Tekrar üzerine bir kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zincire batıyorum yine. 1, 2 seferde çıktım ikili trabzanım için. Tekrar aldım ikinci ikili trabzanım için. 1, 2 seferde onu da çıktım. Arada 2 zincir çekiyorum. Şimdi 3. modelimi yapıyorum şu anda. Yine aynı yere battım. 2 zincirden sonra yine ikili trabzan yapacağım 2 tane. 3. modelim de hazır. Yine üzerine bir kez aldım. 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. Bir, iki seferde çıkıyorum. Tekrar aldım. Aynı yere battım. Bir,
İki seferde çıktım. Bir, iki, zincir çektim. Aynı yere battım. İki seferde çıktım. İkinci trabzanımı da yine aynı yere batarak yapacağım. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir kez üzerine aldım ve son zincirime batacağım. Bir tek ikili trabzan yapıp sıramı bitireceğim arkadaşlar. Bir, iki kez çıktım. İlk sıram hazır. Görmüş olduğunuz gibi 4 model oldu. İlk sıram hazır arkadaşlar. Şimdi modelimi döndürdüm elimde bir kez. Bir sonraki sıranın sıra başındayız. Bir kez tığımızın üzerine doladık. Bu şekilde trabzanlarımız vardı. Arada zincirimiz var. Trabzanlarımızın 4'ünü de battığımız bir zincirimiz vardı arkadaşlar. Şimdi tam onun ortasından batırıyorum tığımı. Şöyle yukarı doğru. Tam arada biraz boşluk oluşturuyorum ki bu ipim tam araya girsin. Diğer iplerin arasına girmesin. Tam iki ortaya girmesi gerekiyor burada. Güzel gözükebilmesi için. Bir, iki, üç seferde çıkıyorum. Buraya üçlü bir trabzan yaptım. Tekrar düzeltiyorum arkasını. Bakın trabzanlarım arkada duruyor. Şimdi yine tığımın üzerine bir kez doladım. Arkada bu ikili zincirim vardı trabzan arasında. Onun içerisine battım bir kez. Buraya ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen ikincisini yapacağım. Aynı yere battım yine. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane aynı yere trabzan yapıyorum. Bir. Tekrar aldım bir kez. İkinci trabzanımı yaptım. Yine tığımın üzerine aldım bir kere. İlk battığım vardı ya şurası. Birinci sıradaki trabzanların arasındaki boşluk. Şimdi ilk de içeriden batmıştım. Şimdi dışarıdan batmıştım. Şimdi içeriden bu aradan battım. Yine ipimi aynı yere denk getireceğim. Bir, iki, üç kere de çıktım. İlk modelim oluştu. Şimdi yine hiç zincir çekmeden üzerine bir kez doluyorum. Bir sonraki modele geçtim. Önden yine bu trabzan yapmıştım. Arada zincir olan trabzan. Onun tek zincire batmıştım ya. O zinciri önden tığımı batırdım. Aradan bu zincir olan yerden çıkardım. İkili zincir olan. Oradan bir ilmek çıkarıyorum. Bir, iki, üçlü bir trabzan yaptım. Bir kez daha tığımı alıyorum. Ve modelimin üzerindeki bu ikili zincirimin içine batıyorum tekrar. Şimdi ikili trabzan yapacağım iki tane. Bir. İki tane ikili trabzan yaptım. Yine bir. İki zincir çektim. Tekrar alıyorum. İki trabzan daha yapacağım. İki trabzan daha yaptım. Şimdi tığımın üzerine tekrar alıp modelimi kapatıyorum. Önden batıp ilk bu üçlü trabzanımı yapmıştım. Şimdi içten battım. Ve yine bu tek zincirden çıktım. Buradan bir ilmek çıkardım. Bir, iki ve üçlü trabzanımı yaparak modelimi, ikinci modelimi de tamamlamış oldum. Bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz çetrefilli gibi gözükebilir. Aslında el alıştıktan sonra gayet yapılışı çok kolay ve çok zevkli. Yine bir kez tığımın üzerine aldım. Bir sonraki modelin tam ortasındaki zincire önden battım ve içeriden tığımı çıkarıyorum. İpimi tam ortaya denk getirmek zorundayım burada güzel durması için. Yoksa
dağınık bir görüntüsü olur. 1, 2, 3 lü trabzan yaptım. Tekrar aldım. Hiç zincir çekmiyorum. Arkadaki iki zincirim vardı. Onun içerisine battım. 1, 2 seferde çıktım. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar ediyorum aynı trabzanı hiç zincir çekmeden. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan yapacağım. 1, 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirden sonra yine bir kez aldım tığıma. Şimdi bu yukarıdan batıp bu tek zincirden çıkardım tığımı. Bir ilmek daha çıkaracağım buradan ve son üçlü trabzanımı yaparak üçüncü modelimi de tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi ben sıranın sonuna tamamlayayım. Bir sonraki sırayı göstereyim size arkadaşlar. Son modelimi de yaptım. Üçlü trabzanını yapıp kapadım arkadaşlar. Şimdi sıranın sonunda hiç zincir çekmeden başta bu zincirimiz vardı. Onu hemen köşesine bir sık iğneyle bitiriyorum sıramı. Sıra başında yine 1, 2, 3 zincir çekeceğim. Döndürdüm modelimi. Şimdi yine bir önceki sırada yaptığım şeylerin aynısını burada yapacağım. Hemen ilk modelimi göstereceğim. Ve anlatımımı son vereceğim arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Sıra başında 3 zincirimizi çektik. Arka yüzündeyiz modelimizin. Biraz önce yaptığımız ön yüzdü. Şimdi arka taraftayız. Yine bir kez tığıma doladım. Bakın burada trabzanlar yapmıştım. Tam ortasına batarak başlayacağım. Bir ilmek çıkardım. 1, 2, 3'lü trabzanımı yaptım. Düzelttim arkasını. İkili trabzanlarım arasında zinciri vardı. Tekrar aldım. Şimdi o zincirin ortasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar aldım tığıma. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir iki zincir çekiyorum. Tekrar aldım tığıma, battım. İki tane daha ikili trabzan yapacağım. Ve modelimi bir üçlü trabzanla kapatmak için tığıma tekrar aldım. Şimdi bu iki zincirin yukarıdan batıp aşağıdan çıkardım. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Üçlü trabzanım hazır. Önden de, ön yüzünden de, arka yüzünden de modeli uygulamaya devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçiş yapacağım. Yine bir üçlü trabzanla geçiyorum. 1, 2, 3. Tekrar aldım. Arkadaki zincirin ortasına battım. İkili trabzanımı yaptım. Her zaman olduğu gibi tekrar ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum arada. Bir kez daha ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar aldım. Şimdi yine içten battım. Üçlü trabzanımı yapıp modelimi kapattım. Bakın ikinci modelim de hazır. Ön yüzü de arka yüzü de bittiğinde aynı şekilde olacak arkadaşlar. Kullanışlı, çok güzel, 3 boyutlu bir model. Ben modelimi biraz ilerleteceğim ve son haliyle videomu sonlandırmak için hemen geliyorum arkadaşlar. Modelimi Alize Diva ile çalışmıştım. Videonun başında da söylediğim gibi onun görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Daha ince koton bir ip. Bebe yünüyle daha dolgun bir iple çalıştım. Onun da bu şekilde görünümü. Ben çok beğenerek çalıştığım yapılışta oldukça zevkli bir model. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz, yoruma bir kalp bırakırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olmak için abone ol butonuna basmanız yeterli. Bildirimleri açarsanız yeni yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.